Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese, hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Zira en sonki videoyu sizlerle 2 gün önce paylaşmıştım. O zamanlarda Bitcoin'in 13 bin dolar bandı bir direnç noktası olduğunu, buralarda bir saatlik bazda uyumsuzluklar oluşabileceğini, hatta 12.400 dolar bandına kadar geri çekilmeler görebileceğimizden bahsetmiştim. Genel olarak bir saatlik bazdaki uyumsuzlukların etkisiyle bir miktar geri çekilmeler yaşadık. Ve şu anda genel olarak kripto paralarda son durum nedir? Özellikle bir altcoin rallisi yakın mı? Altcoin rallisi geliyor mu? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar sizlere. Ve genel olarak Bitcoin, altcoin ve dominansa bakarak videoyu bitirmeyi planlıyorum. Şimdi arkadaşlar, Bitcoin ile başlayacak olursak analizimize, bildiğiniz gibi 12.400 dolar bandı vardı. Bizim için önemli bir seviye olan ve bu noktayı biz hacimli bir mumla kırdık. Şöyle baktığımız zaman, bakın bu seviye tam olarak buraya denk geliyor. Şurada gördüğünüz mumun en tepe noktası. Şimdi dostlar, biz burası bizim için bir direnç noktasıydı ve burayı biz hacimli bir mumla kırdık. Bu çok önemli. Burayı şimdi paldır küldür geçtiğimiz için tekrardan burayı test etmek isteyebilir Bitcoin. O yüzden bunun masada olduğunu düşünüyorum. Bunu aklımızda tutalım. Bunun gelmesi durumunda da özellikle bir yataya bağlaması durumunda Bitcoin'in zaten dominansla bir geri çekilme göreceğiz. Ondan sonra da altcoin'lerin yukarıya doğru hareketler yapmasını bekliyorum. Şimdi altcoin'lere değineceğim zaten. Özellikle onlarda saatlik bazlarda ben olumlu sinyaller olduğunu düşünüyorum. Ama Bitcoin adına bu 12.400 dolar seviyesi bence önemli ve geri çekilmeler de burası arkadaşlar destek olarak çalışacaktır. Ve bunun gelmesi durumunda da bunun ben alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyorum. Şimdi buradan 4 saatlik fazı geçtiğimiz zaman da bakın bu noktalarda arkadaşlar ufaktan uyumsuzluklar oluşmaya başladığını görüyorsunuz. Şöyle RSI'yi de açalım mesela. Bu noktalarda arkadaşlar şu anda oluşmuş durumda değil. Ama RSI yavaştan tam 70 bin seviyelerine gelmiş durumda. Eğer ki bu noktalarda artık kendisini aşırı alım bölgesine atamazsa, yani şurada gördüğünüz beyaz bölgenin üstüne çıkamazsa, tam şu sınır noktalarda kalırsa arkadaşlar, burada RSI'nin zayıfladığını göreceğiz. Biz de bildiğiniz gibi bunu yakaladıktan sonra ilk etapta bulut'a kadar bir geri çekilme bekliyoruz. Zaten biz bulut seviyesine baktığımız zaman, bakın burada arkadaşlar 4 saat fazla bulut seviyesi 12.400 dolar bandına denk geliyor. Yani daha yine sizlere söylediğim günlük bazdaki o destek noktamız 12.400 dolar bandına denk geliyor. Yani 4 saat fazla günlük bazda bizim bu olası senaryomuzu destekliyor aslında. Bitcoin adına 4 saat fazla bunun takibi önemli arkadaşlar. Neyi takip edeceğiz? Burada RSI'nin 70 bin üstüne atacak mı kendisini, yoksa buranın altına yerleşmeye mi başlayacak? Burada bir uyumsuzluk oluşma durumunu takip edeceğiz ilk etapta. Geri çekilme noktamız, alttaki güçlü destek noktamız da 12.400 dolar bandı olacaktır. Bitcoin yanına bir saat baza bakalım mesela. Bir saat baza baktığımız zaman arkadaşlar, bakın bu senaryonun gerçekleştiğini görüyoruz aslında bir saat bazda. Şuradaki iki tane tepeyi görüyorsunuz. Burada arkadaşlar RSI bakın geliyor. Aşırı alım bölgesine geçemeden tam 70 seviyelerine takılıyor. Buralara takıldığı için burada bu uyumsuzluk, ardından bulut'a kadar bir geri çekilme. Şu anda kendisine bulutu destek yapmaya çalıştığını görüyoruz. Tam olarak 4 saatlik bazda oluşması muhtemel senaryo bu aslında. Bu oluşacak mı oluşmayacak mı, bunu takip edeceğiz. 1 saatlik bazdaki uyumsuzlukları çok fazla önemsemiyoruz bildiğiniz gibi. 4 saat bazda arkadaşlar bakın tam burada gördüğünüz olay aslında. Şuradaki senaryonun 4 saatlik bazda da gerçekleşmesi durumunda, bakın şu bölgede de gerçekleşmesi durumunda buluta kadar bir geri çekilme. Burada bulut seviyemiz zaten 12.400 dolara denk geliyor. Aynı zamanda günlük bazda burada arkadaşlar şu tepe noktasının görüldüğü nokta. Şuradaki mumun tepe noktası 12.400 dolar bandı. Geri çekilmelerde bu noktanın destek olarak çalışmasını bekliyorum. Peki yukarı yönlü senaryolar ne arkadaşlar? Yukarı yönlü senaryolara da şöyle haftalık bazdan bakalım sizlerle birlikte. Şimdi burası bizim bir direnç noktamız. Bu bulunduğumuz 13 bin dolar bandı. Neden arkadaşlar? Bakın şuradaki destek noktası. Şu anda bir direnç noktasındayız. Buranın bir üst noktası haftalık bazda 16 bin dolar da denk geliyor. Bakın burada gördüğünüz şu tepe noktası. Şimdi burası şu anda bir direnç noktasındaydı. Burasını kırdık diyemiyoruz arkadaşlar. Çünkü buranın üstünde bir kalıcılık göstermemiz lazım. Buranın kırılması için. Yani 13 bin doların üstüne atarız kendimizi. Geri çekilmelerde de bu 13 bin dolar seviyesi destek olarak çalışır. Deriz ki tamam, artık burayı kırdık, yukarıya doğru gidiyoruz. 16 bin dolar bandı hedef olarak olacaktır. Hedef olacaktır Bitcoin adına. Ama şu anda 13 bin doları kırdık demek için erken arkadaşlar. Dediğim gibi buranın kırılması için buranın üstüne atmamız lazım ve geri çekilmelerde bu noktanın destek olarak çalıştığını görmemiz gerekiyor.
Şu anda arkadaşlar Bitcoin adına söyleyeceklerim bu şekilde. Buradan Ethereum'a geçiyorum sizlerle birlikte. Şimdi Ethereum'un günlük bazına bakalım sizlerle. Zira günlük bazda önemli sinyaller var. Bakın arkadaşlar, daha önce de konuştuğumuz 400 dolar bandı. Ethereum'da kritik bir seviye. Burası günlük bazda bulutun üst noktasına denk geliyor. Buranın hacimli bir mumla kırıldığını görüyoruz. Ve arkadaşlar en önemlisi de bakın şuradaki kırmızı mumlara baktığınız zaman geri çekilmelerde 400 dolar bandı destek olarak çalıştı. Ya bu demek oluyor ki bu noktanın artık biz üstündeyiz. Yani burada kalıcılığımızı da gösterdik. Geri çekilmelerde burayı destek yaptık kendimize. Artık yukarı gitmeye hazırız. Gözüyle bakıyorum açıkçası. Hedef noktaları neresi olacaktır? Hedef noktaları arkadaşlar ilk etapta bakın şurada gördüğünüz daha önce direnç olarak çalışan nokta 440 dolar bandı. Ardından da şurada gördüğünüz mumun tepe noktası olan 480 dolar bandı. Bitcoin'in biraz piyasayı rahat bırakmasıyla birlikte Ethereum ve hedef noktası olacaktır. Ethereum'da geri çekilmelerde en önemli nokta 400 doların altına kendimizi atmayalım. Burayı kendimize destek yapalım. Burada yukarıda verdiğim hedefler gelecektir. Ayrıca arkadaşlar saatlik bazlarda tabii ki takip edilmesi gerekiyor. Bir saatlik baza baktığımız zaman şu noktalarda bakın uyumsuzluklar ufak tefek. Geri çekilmelerde de bakın buralarda bulutun destek olarak çalıştığını görüyoruz. Dediğim gibi aşağıdaki en önemli destek noktamız Ethereum adına 400 dolar bandı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yukarı yönlü hedefleri de zaten sizlere verdim. Buradan bir XRP'ye bakalım. XRP'de de arkadaşlar günlük bazda bakın daha önce çizmiş olduğum şuradaki siyah boyun kısmının kırılamadığını görüyoruz hala. Bu nokta denenmiş, şu noktalar denenmiş ve en son denemesinde de bakın kendisini bu noktanın üstüne atamadığını görmekteyiz. Tabi bu XRP adına biraz daha bekletecek anlamına geliyor aslında. Buranın üstünde bir kalıcılık görmemiz durumunda, bakın şurada gördüğünüz siyah çizginin üstünde kalıcılık göstermemiz durumunda arkadaşlar. Buradaki derinlikler kadar yukarıya doğru hareketler gelecektir. Buralarda zaten şöyle baktığımız zaman 29 centler yaklaşık olarak hedef noktası olacaktır. Dediğim gibi ilk etapta buradaki bu siyah noktanın üstünde bir kalıcılık görmemiz gerekiyor. Zira bu harekette de buranın üstüne atamadığını görüyoruz XRP'nin kendisini. Şimdi buradan bir Litecoin'e bakalım arkadaşlar. Litecoin gördüğünüz gibi bulutun üst noktasına dayanmış durumda. Ama burada arkadaşlar şu noktalarda almadıysanız artık burada hareketin tamamlandığını görüyoruz. Yani bulutun üst noktasına dayanmış zaten fiyat. Burada artık bulutun üstünde kalıcılık gösteriyor mu? Oraya bakmak daha önemli bence. Dediğim gibi buralarda alınmadıysa şu anda zaten bir direnç noktasında dayanmış olduğunu görüyorsunuz Litecoin'in. Ama haftalık bazda durumu gayet açık arkadaşlar. Haftalık bazda baktığımız zaman olası bir altcoin rallisinde burada bulduğun üst noktasına kadar fiyatlanabilir bu coin. Baktığımız zaman da bulduğun üst noktası kabaca arkadaşlar 80 dolarlara denk gelmekte. Ama tabii haftalık bazdaki sinyaller biraz daha yavaş çalışır. Bunu da aklımızda bulunduralım. Günlük bazda dediğim gibi buradaki uyumsuzluk şu anda hedefine ulaşmış durumda. Bu saatten sonra yapılacak şey bulduğun üstünde kalıcılık gösteriyor mu ona bakmak gerekiyor. 4 saat baza baktığımız zaman da burada arkadaşlar uyumsuzluklarımız oluşmaya başlamış. Bulut'a kadar bir geri çekilme Litecoin adına muhtemel bir senaryo olacaktır. Bu da aklımızda bulunsun. Ama haftalık bazda dediğim gibi hedef 80 dolar gözüküyor. Haftalık bazdaki sinyaller biraz daha yavaş çalışır. Onun da altını çiziyorum. Neo'ya bakalım buradan. Neo'ya baktığım zaman arkadaşlar direkt şu an 4 saat bazı açtık. Bakın burada küçük bir obo gözüme çarpıyor hemen. Omuz baş. Şurada sağ omuz. Boyun kısmını kırıyor. Baş miktarı kadar aşağıya koyduğunuz zaman da zaten obo formasyonun tamamlandığını görüyoruz. Kabaca zaten burası da bulutun alt noktasına denk gelmekte. Buralarda arkadaşlar bir destek noktasında olduğunu görüyoruz Neo'nun. 4 saat fazla bir obo tamamlanmış. 1 saat fazla baktığımız zaman da buralarda arkadaşlar bulutun altına tutunuyor. Şöyle buradan günlük baza geçelim. Günlük bazda bazı şeyler daha net gözüküyor çünkü. Günlük baza baktığımız zaman arkadaşlar şurada takip boyun kısmını koyuyorum. Bakın buraya baktığımız zaman da yukarı doğru hareketler geliyor. Bulutun alt noktasına takılmış geri çekilmelerde bu nokta şu an destek noktası olarak çalışıyor. Destek noktasının üstüne oturmuş durumda. 18 doların üstünde kalsın arkadaşlar. Buralardan yukarıya gitmeye hazır olduğunu düşünüyorum açıkçası Neo'nun. Bitcoin biraz piyasayı rahat bıraktığı zaman, yatay yapmaya başladığı zaman burada arkadaşlar Neo muhtemelen yukarıya doğru çekip yoluna devam edeceğini düşünmekteyim açıkçası. Ya onun dışında saatlik bazlarda 4 saatlik bazda obo tamamlanmış. 1 saatlik baza baktığımız zaman da şu noktada uyumsuzluklar var bakın. Bu noktalarda arkadaşlar yükselen tepe RSI en son tepeyi yaparken kendisini aşırı alım bölgesine atamıyor ve tam olarak 70 bölgesine takılıyor. Ardından arkadaşlar bu takılar bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Şu anda destek noktalarına gelmiş bulunuyor Neo. Buradan kısaca bir XLM'ye değinip videoyu bitiriyorum arkadaşlar. XLM'nin günlük bazına baktığımız zaman
Şu anda kendisini bulutun içine atmış durumda. Günlük bazda hedef noktası arkadaşlar. Bulutun üst noktası kabaca baktığım zaman burası 9,5 centlere denk gelmekte. Buraya doğru hareketler görme ihtimalimiz XTM adına muhtemel olduğunu düşünüyorum. 4 saat fazla baktığım zaman ufak tefek uyumsuzluklar var. Ama arkadaşlar bulut seviyesine oldukça yaklaşmış zaten. Şu anda bulut oldukça yaklaşmış durumda dediğim gibi. 1 saat fazla bakalım bir de. 1 saat fazla da arkadaşlar şu anda bakın burada ufak bir uyumsuzluk modeli oluşuyor olabilir. Açıkçası XLM'de Bitcoin'in arkadaşlar biraz yatay yapıp piyasayı rahatlatmasıyla birlikte yukarıya gitmeye hazır olarak görüyorum açıkçası. Hedef noktası neresi? İlk etapta günlük bazda bulutun üst noktası olan 9,5 centler XLM'de hedef noktası olacaktır. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar.